Değerli öğrenciler, bugünkü konumuz eğitimin bilimsel temelleri ve ölçme değerlendirme olarak görülmektedir. Eğitim bir bilim dalıdır diye defalarca ifade ettik. Eğitim biliminin bilimsel temellerini anlayabilmek için şüphesiz bilim nedir sorusunu yanıtını aramamız gerekmektedir. Bilim kendine özgü inceleme alanı olan ve doğruyu ve gerçeği belli yöntem ve tekniklerle araştıran ilkeler bütünü olarak tanımlanabilir. Bilimin özellikleri nelerdir diye baktığımızda her bilimin kendine özgü bir inceleme alanı söz konusudur. İkincisi, her bilim bilimsel yöntemle bilgi üretir. Yani önüne gelen duyulan şeyler bilimsel bilgi değildir. Belli yöntem, belli teknik, belli araç güreşlerle bunlar tabii geçerli ve güvenilir ve kullanışlı araç güreşlerle elde edilen bilgiler bilimsel bilgidir. Bilimsel yöntemin ile dedik bilgi elde edilirse bilimsel olur. Öyleyse bilimsel yöntemin özellikleri nelerdir diye baktığımızda bir, açıklık ve seçiklik, yani herkes tarafından görülür ve anlaşılır olması. 2. Denetlenebilir. 3. Yansızlık. 4. Eleştiri ve düzeltilebilir olmalıdır. 5. Deneye dayalı olmalıdır. Seçici olmalıdır. Akla uygun olmalıdır. Duyarlılığı yüksek olmalıdır. Ve olgusal düzeyde belli olgu ve verilere dayalı olmalıdır. Ve bilinen en güvenli yöntem, problem çözme yöntemi olarak önümüze çıkmaktadır. Bilimsel yöntemde veriler, belli yöntemler ve tekniklerle ve araştırmaya dayalı olarak elde edilir. Evet, gördüğünüz gibi bilimsel yöntemlerle veri elde etme sanatı olarak tanımlanabilir. İşte bilimsel yöntemlerle veri elde etme işini de yine öğretmenin de eğitimde gerçekleştirmesi şarttır. Öğretmen bilimsel verilere dayalı olarak öğrenciler ve öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgiler toplamalı ve bunlara dayalı olaraktan öğrencilerle ilgili kararlarını vermelidir. İşte bilimsel de araştırmaya dayalı olarak veri elde edebilmek için öncelikle öğretmenin ölçme işlemlerini gerçekleştirmesi lazım. Yani karar vermeye değerlendirme diyorsak, karar verme için veri toplama işine de ölçme diyoruz. Ölçme, bir niteliğin gözlenerek gözlem sonuçlarının sayı ya da başka sembollerle ifade edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bütün öğretmenler bilimsel yöntemlere dayalı olarak ölçme işlemlerini gerçekleştirmelidir. Örneğin, öğretmenin, öğrencilerin belli konudaki öğrenmelerini hakkında ne düzeyde öğrendiklerini anlaması için yapacağı sınavlar birer ölçme işlemidirler. Bu sınavların hazırlanması ve uygulanması tamamen bilimsel yöntemlere uygun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ölçme işleminin yapılabilmesi için ölçülecek özelliklere karşı getirilecek uygun bir sayı veya semboller kümesinin seçilmesi ve eşlemenin nasıl yapılacağının belirlenmesi ve eşlemenin kuralının tespit edilmesi gerekmektedir. Ölçme için nasıl ölçme yapacağımız da önemli sorudur. Bu yüzden ölçme türlerine baktığımızda bir doğrudan, iki de dolaylı ölçme şeklinde türlerden bahsedebiliriz. Doğrudan ölçme, ölçülen özellikle kullanılan ölçme aracının. Örneğin ölçme aracı ne demektir diye sorduğumuzda belli bir özelliği ölçmek için kullanılan bilimsel yöntemlerle hazırlanmış araca ölçme aracı diyoruz. Örneğin sınav soruları bir ölçme aracıdır arkadaşlar. Evet, ölçülecek değişken dolaysız olarak ölçülür. Dolaylı ölçme. Ölçülen özellik bir ile kullanılan ölçme aracının niteliği benzer değildir. Ölçülecek değişkenin dolaysız bir şekilde gözlenmediği durumlarda başvurulabilir. Ölçek türleri ve temel özelliklerine baktığımızda bunlar dört tür olarak önümüze çıkıyor. 1.
sınıflama ya da adlandırma ölçüyor. Nesneler belli yönlerden benzeyip benzemediklerine göre sınıflandırılabilir. Örneğin kadın erkek. Örneğin gözlüklü gözlüksüz şeklinde ne yapabiliyoruz? Sınıflanabiliyoruz. İkincisi sıralama ölçeği. Nesneleri belli bir özelliğine sahip oluş miktarı bakımından sıralamaktır. İşte birinci, ikinci, üçüncü örneğin başarı şeyine göre sıralamadır. Eşit aralıklı ölçek. Nesnelerin belli bir başlangıç noktasına göre belli bir özelliğe sahip oluş derecesi bakımından sıralanmasıdır. Örneğin baktığımızda burada işte yanda gördüğümüz gibi bir saatin buna benzer eşit aralıklı olduğunu belirtebiliriz. Bir de oranlı ölçekler vardır. Bunlar daha çok uzunluk ya da ağırlık ölçekleri ya da onların ölçülmesi için kullanılan ölçekler. Örneğin metre buna bir örnek olarak verilebilir. Ölçme araçlarının nitelikleri. Evet, daha önce de belirttiğimiz gibi örneğin sınav kağıdı bir ölçme aracıdır. Evet, bilimsel yönden bir sınav yapacak olursak ölçme araçlarımız bilimsel yöntemin ve bilimin sahip olması gereken 3 temel özelliğe sahip olması lazım. Bunlar nedir diye baktığımızda 1. Bilim ve bilimsel araçlar güvenilir olmak zorundadır. 2. Geçerli olmak zorundadır. 3. Kullanışlı olmak zorundadır. Evet, güvenilirlik nedir? Aynı bireyler üzerinde yapılan ve bir niteliğe ait ölçümlerin benzer şartlarda tekrar elde edilebilirliği. Ne? Güvenilirlik diyoruz. Yani belli bir ölçme kağıdıyla, belli bir ortamda, belli bir kişilere uyguladığımız X ölçümüyle, onu başka bir ortamda da olsa yine aynı kişilere uyguladığımızda Y ölçümlerinin sonuçları birbirine benziyorsa o ölçme işlemi güvenilirdir diyoruz. Bir ölçme aracının ölçümlerine birçok kaynaktan hata karışabilir. Güvenilir ölçme aracının hatalardan arınık olması şarttır. Ya bir anlamda da güvenilirlik ölçme aracının hatalardan arınıklık düzeyi olarak belirtilebilir. İkincisi geçerliliktir. Psikolojide ve eğitimde yapılan ölçme işlemlerinde iki temel problem. Biri bir testin ölçmeyi amaçladığı şeyi ölçüp ölçemediğinin, diğeri ise bir testin doğru kararlar almada kullanılıp kullanılamayacağının belirlenmesiyle ilgilidir. Geçerlilik, testin ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir özellikle karıştırmadan doğru olarak ölçebilmesi ve isabetli kararlar vermedeki gücü olarak tanımlanabilir. Evet, gördüğünüz gibi geçerlilik bu iken türleri var geçerliliğin. Bir görünüş geçerliliği, yani testin ne ölçüyor göründüğüyle ilgilidir. Örneğin sınav kağıdının uygunluğu bir görünüş geçerliliğidir. Kapsam geçerliliği, geliştirilen bir test herhangi bir dersteki başarı ölçmeyi amaçlıyorsa ölçülmek istenen bir kapsam var demektir. Örneğin kapsam geçerliliği, bu üniteyi ile ilgili size sınav yapmış olsam bu ünitenin tüm konularını dan soru soruyorsam o zaman bu sınavın kapsam geçerliliği vardır denilebilir. Ama sadece bir kısmından soru soruyorsam kapsam geçerliliği eksiktir denir. Yordama geçerliliği. Bir testin kullanmadaki amaç gelecekte var olabilecek bir ölçütü yordamak ise amacına ne derece ulaştığına ilişkin olarak yordama geçerliliğine bakarız. Yani bugün elde ettiğimiz şu verilere göre X, Y, Z verilene göre bu öğrenci üniversite sınavında başarılı olabilir ya da olamaz şeklinde bir şey yapar ve bu öğrencinin yarın oraya ulaşabiliyorsa o ölçüm sonuçlarının yordanabilir diyoruz. Uyum geçerliliği. Uyum geçerliliği de yordalama geçerliliği gibi test puanlarının biri ölçütle korelasyonu olarak gösterilebilir. Yani X ölçümünün bir başka Y ölçümüyle benzer olması isteniyorsa, ikisi arasında belli bir korelasyon oluyorsa, yani ilişki varsa, o zaman bu da uyum yönden geçerlidir diyoruz. Yapı geçerliliği de özellikle psikolojide gerçekte görülmeyen fakat var olduğunun göstergesi olan soyut özelliklerin ölçülmesiyle ilgilidir. Yani bir amaca dönük olarak hazırlanan bir daha çok psikoloji ve eğitim bilimlerindeki araştırmalarda görüyoruz. Bir amaca dönük sorular hazırlanıyor, anketler yapılıyor. Ben bunları belki ama o anketin içinde birçok bilimsel boyutlar olabilir. Görünüşte aynı amaç doğrultusunda sorulmuş olan sorular eğer belli bilimsel tekniklerle alt boyutlarını belirlemek için. Buna işte
o alt boyutların birbiriyle ilişkili olup olmadığını belirlemeye de yapı geçerliği diyoruz. Kullanışlılık. Kullanışlılık testinin hazırlanması, çoğaltılması, uygulanması ve puanlanmasındaki pratiklik ve ekonomikliği ifade eder. Yani bir yazılı kağıdını aldığınızda anlaşılabilir büyüklükte yazılmış mı? Aralarda sorular arası işte açıklık bırakılıp o sorular anlaşılır mı? İşte insanın dikkatini toplayacak özelliklere sahip mi, sahip değil mi diye bakarsak buna kullanışlılık diyoruz. Sevgili öğrenciler, ölçme araç ve yöntemleri. Eğitimde başarı, yetenek gibi özelliklerin ölçülmesine farklı araçlar kullanılabilmektedir. Bu araçların her biri kendi içinde olumlu ya da olumsuz yönlere sahiptir. Ama geleneksel olarak eğitimde kullanılan ölçme araç ve yöntemlerine baktığımızda en yaygın olanları yazılı yoklamalar, sözlü yoklamalar, kısa cevaplı testler, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri ve eşleştirme madde testleri diye önümüze çıkmaktadır. Bunların yanında özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni ilköğretim programında yaptığı yeniliklere birlikte yaptığı yeni yeniliklerle birlikte alternatif ölçme değerlendirme teknikleri de eğitim programlarına doğru girmeye başlamıştır. İşte bunlar performans değerlendirme, portfolyo ve rubrik de yani dereceli puanlama anahtarları olarak önümüze çıkıyor. Ki özellikle son dönemde portfolyonun çok yaygın olarak sisteme girmeye başladığını belirtebiliriz. Yazılı yoklama. Evet, bunların en yaygını ve en bildiğimiz de ölçme aracı ve yöntemi yazılı yoklamalardır. Bir yazılı yoklama sorusu öğrencilerin cevaplarını düşünmelerini, planlamalarını ve kendi kelimeleriyle ifade etmelerini gerektirir. Yazılı yoklamalar objektif testlere göre daha az sayıda gereksiz ve istenilenin dışında cevap vermeye elverişli ve daha genel sorular içermektedir. Öğrenciler yazılı yoklamalarda zamanların çoğunu düşünme ve yazmaya ayırmaktadırlar. Yazılı sınavın niteliğini ise daha çok öğrencilerin cevaplarını puanlayan puanlayıcı belirler. Yazılı yoklama tipi bir sınav hazırlama bakımından daha kolaydır ama hem doğru olarak puanlaması güçtür, hem de puanlama zaman alır, hem de puanlamada puanlayıcının öznelliği söz konusudur. Bir yazılı yoklama öğrenciye verdiği cevabı ve bireysel özelliklerini katması açısından da daha fazla serbestlik tanır. Yazılı yoklamalarda puanlamaya yazı güzelliği, yazılı anlatım becerisi, kağıt düzeni, yazım kurallarına uygunluk gibi ölçülmek istenmeyen değişkenlerin de karışma olasılığı yüksektir. Ancak yazılı yoklama özellikle ilköğretim döneminde çok önemlidir. Hatta ortaöğretim döneminde de, çünkü öğrencilerin hem düşünme hem de düşündüğünü ifade edebilme hem de doğru dil gelişimi açısından çok gerekli sınav türü olarak önümüze çıktığı da bir gerçekliktir. İkincisi sözlü sınavlar. Sözlü sınavların özelliklerine baktığımızda bazı derslerin hedefleri arasında sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi de olabilir. Bu sözlü sınavlar öğrencilerin bir soruya verdikleri cevapların açılması gerektiğinde en uygun sınav türü olarak önümüze çıkmaktadır. Sözlü sınavlar için soru hazırlamak da yazılı yoklamalar gibi kolaydır ve az zaman alır. Sözlü yoklamalarda sorulan sorunun anlaşılmaması durumunda sorunun başka şekilde sorulma olanağı da vardır. Sözlü yoklamalar grup testine izin vermezler ve bir defada ancak bir öğrenci test edilebilir. Bu yüzden çok zaman gerektiren bir sınav türüdür ve diğer öğrencilerin de sürece katılma riskini ya da öğrencinin başkalarından ipucu alma olasılığını da arttırmaktadır. Sözlü sınavlarda öğretmen ve öğrencilerle yüz yüze bir etkileşim içinde olduğundan sınavla ölçülmek istemeyen başka değişkenler de puanlamaya karışabilir. Sözlü sınavlarda her öğrencinin karşılaştığı soru da farklı olacaktır. Ancak sözlü sınavlarda ilk başta belirttiği gibi sözel ifade becerilerini geliştirme ve toplum önünde konuşabilme yeterlilikleri gibi bugün de çok önemli olan yeterlilikleri geliştirme açısından önemli bir sınav türü olarak önümüze
çıkmaktadır. Evet, üçüncü tipte kısa cevaplı testler. Kısa cevaplı sorulara verilecek olan cevaplar kısa olduğundan cevaplanması zaman almaz. Cevaplayıcı cevabı kendisi düşünüp bulmak zorundadır ve bu sebeple şans başarısının puanlamaya karışma olasılığı çok düşüktür. Kısa cevaplı sorular hazırlamak diğer madde teorilerine göre oldukça kolaydır. Kısa cevaplı sorulara verilen cevaplar, özellikle bir cümle uzunluğundaki cevaplar her zaman kesinlikle yanlış ve kesinlikle doğru olarak sınıflanamayabilirler. Kısa cevap maddeleri hemen her eğitim düzeyindeki öğrencilere uygulanabilecek niteliktedirler. Kısa cevaplı testlerin terimler bilgisini ve olgusal bilgileri ölçmede çok kullanışlı olması, sadece kısa cevaplı sorular kullanılarak yapılan ölçmelerin daha üst düzey bilişsel becerilerinin ölçülmesinin ihtimaline yol açmaktadır. Evet, günümüzde belki de en çok karşılaştığımız ölçme yöntem ve türü çoktan seçmeli testlerdir. Çoktan seçmeli testler madde kökü ve seçeneklerden oluşur. Seçeneklerden biri doğru cevap, diğerleri de çeldirici olarak isimlendirilir. Çeldiriciler, yoklanan davranışa sahip olmayanlara çekici gelmesi için hazırlanan yanlış cevaplardır. Çoktan seçmeli testler hazırlanması en zor ve en çok zaman alan yöntemdir. Bunun madde yazımlarında dikkat edilmesi gereken bazı ilkeler vardır. 1. Test maddesi gayet açık bir dille yazılmalıdır. Yani soru kökü özellikle. Test maddelerinin dil bakımından güçlük düzeyi, testi alan sınıfın okuma yeteneğinin oldukça altında tutulmalıdır. 3. Eğer test maddesi diğerlerinden bağımsız olarak cevaplanabilmelidir. 4. Testteki her madde başka maddelerin cevaplanmasına ipucu olmayacak bağımsız bir problemi ya da bir soruyun yanıtını aramaya dönük olmalıdır. Bir başka beşincisi, maddede fonksiyonu olmayan gereksiz sözcükler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Örneğin ama ve aynı zamanda lakin diye iki tane şeye gerek yoktur. Her madde dersin hedeflerine yönelik olan önemli bir davranışı yoklamalıdır. Sorunun güçlüğü hedefe ve grubun düzeyine göre uygun olmalıdır. Evet, bu hususta belirteceğimiz bir başka yöntem de doğru yanlış testleridir. Doğru yanlış testleri bildiğiniz gibi soruların yanına bir boşluk bırakılıp içine o ifadenin D doğruysa D, yanlışsa da Y şeklinde yazılmasıyla yanıt aranan ve olasılığı yüksek, yani doğru yanlışı bulma olasılığının yüksek olduğu testlerdir. Bu testlerde her bir madde sadece bir fikir belirtilmelidir. Sorularda kısmi doğruluk ya da kısmi yanlışlık bulunmamalıdır. Çok önemsiz bir ayrıntının fark edilmesi gereken veya altıcı soru sorulmamalıdır. Olumsuz ifade kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Ancak başka yolu yoksa kullanılabilir. Her madde olabildiğince kısa, açık ve yalın ifade edilmelidir. Doğru yanlış ifadeleri ders kitabından olduğu gibi alınmamalıdır. Bir doğru yanlış testindeki doğru ifadelerle yanlış ifadelerin sayısı yaklaşık birbirine eşit olmalıdır. Bir başka şey, yöntem eşleştirmeli madde testleri. Öncüller, bundaki dikkat edilecek hususlara baktığımızda öncüller listesi ile cevaplar listesi açık, mantıklı olarak öncüller solda, cevaplar sağda birer sütun oluşturacak şekilde düzenlenmelidir. Özellikle yabancı dil eğitiminde biliyorsunuz bu çok yaygın kullanılabilmekte. Bilgisayar ve teknoloji öğretiminde de kullanılabilir bu teknik. Öncüllerin ardından cevapların başına harfler A, B, C koyarak düzenlenmelidir. Öncüller listesi 6 ile 15 arasında olmalı ve cevaplar listesi bunlardan 2 veya 3 fazla olmalıdır. Eşleme kuralı yönergede açıkça belirtilmelidir. Tüm madde aynı sayfada yer almalıdır. Madde bir kısmı bu sayfada, bir kısmı bir sonraki sayfada yer alacak şekilde iki sayfaya kesinlikle bölünmemelidir. Evet, bir başka yöntem tekniklerimizde ödev ve projelerin değerlendirilmesi.
Burada her öğrenciye ve gruba farklı sorular veya problem durumları verilmelidir. Konular öğrencilerin üstesinden gelemeyecekleri kadar zor olmamalıdır. İnceleme ve araştırma konuları ödev olarak veriliyorsa yararlanılacak muhtemel kaynaklar ve bunların bulunabilecekleri yerler belirtilmelidir. Verilecek ödevlerin kapsam ve derinlik olarak sınırları belirlenmelidir. Ödev ve projelerin puanlanmasında ölçütler takımı oluşturulmalı ve bu ölçütlere göre bir anahtar veya puanlama yönergesi önceden hazırlanmalıdır. Evet, şimdiye kadar size bilimsel yöntem ve bilimsel yöntemin önemli bir öğesi olan bizim öğretmenlerin yapması gereken ölçme, ölçmenin bilime göre temel ölçütleri yani ölçme işleminin hangi ölçütlere göre yapılması ve ölçmede kullanılan yöntemleri işledik. Şimdi de bu elde ettiğimiz ölçme ve de sonuçlarını niçin kullanacağız diye baktığımızda not veriyoruz ve öğrenci hakkında karar veriyoruz. Yani değerlendirme yapmak için kullanıyoruz. Evet, eğitimde yapılan ölçmelerin amacı öğrenciye bir geçme kalma notunu tayin etmektir. Yani başarı düzeyi hakkında bir karar vermektir. Not genellikle ölçme sonucu gibi anlaşılır. Halbuki not ölçme sonucu değil, ölçme sonuçlarının belirlenen bir ölçütle karşılaştırılması sonucu verilmiş bir değerdir. Not başarılı olan öğrencilerin güdülenme düzeyini arttırır. Ancak sürekli olarak düşük not olan bir öğrencinin güdülenme düzeyini azaltır. Notlar öğretiminin niteliği hakkında da bilgi verir. Evet, bu notlara dayalı olarak öğretmen geçme ve kalma durumları hakkında karar vermek zorunda. Buna da değerlendirme denir. Değerlendirme, belirli özelliklerin gözlenmesinden elde edilen ölçme sonuçlarının ölçütlerle karşılaştırılaraktan bir karara varılma süreci ve işlemidir. İki türü değerlendirme vardır. Bir mutlak, iki de bağıl değerlendirmedir. Mutlak değerlendirme alınan puana göre, puan neyse ölçüte göre vurulur. Kaç puana dengeliyorsa onun karşılığı olan değer verilir. Bağıl değerlendirme ise elde edilen ölçme sonuçları genel içerisine yerleştirilir ve daha sonra çan eğrisi denilen değer içerisinden onun o grup içerisindeki başarı düzeyine göre puanlamaya gidilir. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde size öğretmenlerin bilimsel yönden bilimin temellerini ifade ettik ve öğretmenlik mesleğinin en bilimsel olarak yapması gereken ve bilimin etik değerlerine göre yapması gereken ölçme ve değerlendirme işlemlerini tanıttık. İyi günler diliyorum.